Sınamalardan geçerek bugünlere geldi. Şimdi ortalığa dökülenlerin, bugün sokaklarda dolaşanların şöyle bir cemazi alevlerine bakmak lazım. 14 Mayıs'tan önce millete parmak sallayanlar, ötekileştirenler, teröristlerin temsilcileriyle kol kola yürüyenlere inanıyorum ki Kuvayi Milliye şehri İnşallah 31 Mart'ta bir kere daha gereğini söyleyecek, hakkı neyse o hakkı verecek. Bunlar da genel başkan değişince acaba ne olacak diye merak ettim. İlk icraatları ne oldu biliyor musunuz? Şehitlerimizin olduğu gün mecliste bütün partiler bir araya geldi, bir ortak deklarasyon yayınladılar. İki parti hariç. Birisi HDP, ne olduğunu biliyoruz. Birisi de CHP. İsimler değişir, genel başkanlarının ismi değişir, bunlarda anlayış değişmez. Kuvayi Milliye şehri kimin ne olduğunu gayet iyi bilir diye düşünüyorum. Balıkesir inşallah 31 Mart'ta kim nerede duruyorsa onun gereğini yapacak. Yücel Başkan'a değil sadece, biz iddialıyız. Bu şehrin her ilçesine hizmet etmek için gönlümüz var, heyecanımız var, projemiz var, aşkımız var, sevdamız var. Fırsat verilirse elimizden gelen gayreti Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, merkezi hükümetin de desteğiyle evelallah yapacağız diye düşünüyoruz. Nice güzel işler yaptık, daha fazlasını yapacağız. Çünkü bizim gönlümüzde millet sevdası, aklımızda ilham aldığımız tarihimiz, sorumluluk olarak da çocuklarımıza, eşlerimize, sevdiklerimize, görmediğimiz sorunlarımıza, onların çocuklarına bir borcumuz olduğuna inanarak siyaset yapıyoruz. Onun için milletimizden bir kere daha yeniden Balıkesir'de güçlü bir destek istiyoruz. Onlardan güçlü bir destek bekliyoruz. Şimdi buraya gelirken Cumhurbaşkanımız öyle söyledi bana. Dedi ki böyle Balıkesir'de ben Türkiye'deki büyük şehirler arasında rekor kırabileceğimiz bir şehir olarak gördüğüm için başka bir netice bekliyorum. Milletimizle bağlantımızı, milletimizle irtibatımızı, rabıtamızı hiçbir zaman koparmadık. Eserlerimizi, hizmetlerimizi milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda oluşturduk. 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın işte o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlayan eser ve hizmet belediyeciliğinin gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini Türkiye'nin dört bir köşesinde AK belediyecilik olarak hep birlikte hayata geçirdik. Evet, Türkiye yüzyılı vizyonu dedik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye yüzyılının kapılarını ardına kadar 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta
bedava arkadaşlara. Evet, malı kesildi.